Bugün her şeyden habersiz evden çıkmıştım. Kulaklığımı takıp müzik açmıştım. Müzik dinleyerek gidiyordum. Hava çok güzeldi. Şort, tişört, kask, eldiven ve ayakkabım yoktu. Her zamanki gibi bu yolu kullanıyorum. Gerçi haberim olsa da bir şey değişmez. Nasıl haberim olsa. Ben bu yolu yaklaşık 3 senedir kullanıyorum. Günde belki 4 kere 5 kere aynı yoldan geçiyorum. O gün de bu yolu kullanarak sahile inecek birkaç işim vardı. Güzel bir gün. Güzel güneşli bir hava Kuşadası'nda. Her şey mükemmeldi benim için. Bu yolları çok seviyordum. Çünkü tatlı bir iki tane virajı vardı. Şu ileriki virajda birkaç kere kayıp tehlike içmeme rağmen yine de bu yolları seviyordum. Bugün de buradan gelmiştim. Sol şeritten. Yaklaşıyordum. Daha çok yaklaşıyordum. Yerden çıkması sonucu taksiye sol arka teker üzerinden çarptım. Yere düştüm. Taksiye vurdum. Kaskım sayesinde yine kafam patlamadı. Biraz bacağım kanadı. Bir iki gün kollarım ağrıdı. Yine ciddi bir şeyim yoktu. Yani bedenimde, kendimde bir hasar oluşmadı. Dizim bir iki sıyrık vardı. Onlar da hiç önemli değildi. Ama MSX'e elveda etme zamanı gelmiş artık. O uzun iki senenin sonunda bu kadar güzel şeyler yaşadık ki onunla. Veda etmenin zamanı gelmişti. Türkiye'nin en çok kaza yapan motovlogger olarak tarihe adım altın harflerle yazdırmıştım. Benim kadar kaza yapan yoktu herhalde. MSX'e ne oldu derseniz, MSX'in şasisi yamuldu. Ön amortisörleri yamuldu. Mesnetleri yamuldu. Çamurdu. Ayakları kırıldı. Maneti kırıldı. Kazadan sonra ne yaptım derseniz, taksiciyle bir sorun olmadı, o hemen beni düşündü. Ben biraz sinirlendim. Korkmuştum artık kaza yapmaktan, düşmekten, kalkmaktan. Çünkü
Çünkü 2 senedir çok düştüm kalktım. Ve bu beni sıkmıştı artık. Neyse. Kazadan sonra taksici dedi ki ben karşılarım şeyleri. Tamam dedim, ben de hasar kaydı yazılmasını istemem bu duruma dedim. Hasarı o çok yüksek miktarlarda bir şey. Tam motorun şasisi yamuldu. Ön amortisörleri yamuldu. Yani bir motor parası kadardan masrafı vardı motorun. Kazadan sonra ben Honda Mener servisini aradım. Servis arabayla gelip aldım motoru. Kaza yaptığım anda tutanak tutmadık. Kaza yaptıktan 2 gün sonra tutanak tuttuk. İşte tutanakta olanları anlattım. Videoda izlediniz zaten. Ben kavşağa doğru yaklaşıyorum. Kavşağın sağ tarafında marketin önünde park halinde bir araba. Park halindeki arabanın arkasında bu adamı yürümesi için korna çalan bir dayı. Onu korna çalmasını duyan taksici de benim şeridimi kontrol etmeden benim tarafımdan gelen var mı diye beni kontrol etmeden direkt yola atladı. Şeridimin ortasında durdu. Ben de çarptım. Şükür kendimde bir şey yok. Olacaksa motor olsun. Motorum bu arada perde çıkacak. Şu an sigorta işlemleri devam ediyor. Bakalım. Umarım yakında yeni bir motor alırım. Yeni bir motor aldığımda da bunu videosunu sizlerle paylaşırım. Şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için herkese teşekkürler. Herkese teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Beni Instagram, Snapchat ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Sorularınızı oradan veya videonun altına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.